Senin gibi adama kıyılır mı be? Senin gibi delikanlıya böyle kelek yapılır mı be? Benim içim yanıyor abi, benim içim yanıyor. İçmeyeceksin, ne yapacaksın abi? İç. Ya Hicam, dünyanın bütün içkiyi bana getirecek ha. Son bir defa içeceğim, ondan sonra gidip öleceğim. Hoş Mehmet Hacettin, hadi kapkadeyi gidelim. Gidelim ha, gitme. Niye? Ayşe'yi almadan şuradan şuraya gitme. Allah Allah. Üstünde durma be Taceddin, sana kızmıyor ya. Bana lan bırak bu 900'lü avutma ayaklarını var. Ulan Aysel'i kimse yaratmam ulan. Ah ulan ah, nasıl kıydı sana abi, nasıl evlendi o molozla. Yıllarca kendisine yenge muamelesi yaptı. Sokağa çıktığında nefsimize hakim olduk. Laf bile bakmadık. Sen gel Taci abimizi bırak ha. O beni bıraktı ama ben bırakmayacağım. Bırakma abi, bırakma. Bırakma ayakları ya, hadi boşver. Vereceğim. O damat dediğini bağırsaklarını evine vereceğim. Gelini de bu bıçakla bütünleştireceğim. Ya elini kana buladığına değmez, yapma. Yok yapacağım. Ben onu şöhret yapacağım. Köyü temizliyorum. Gazete manşetten giriyor. Kanlı düğün. Abicim be. Bir maruzatım var. Sen Aysel ablayı doğradıktan sonra bir parçasını ben hatıra olarak sus lan. Dolduruşa getirme herifi. İç yüzüne Taceddin abi. Bırak o yüzünsün. Yıllar sonra ne kaybettiğini anlayıp kahrolsun kahpe. Yeter olsun abi. O heyipten benim neyim eksik? Onun arabası var benim yoksa, onun evi var benim yoksa, onun parası var benim yoksa, onun işi var benim yoksa, onun diploması var benim yoksa, o yakışıklı ben değilsem ne olmuş yani? İnsan bu yüzden terk edilir mi? Biraz düşünüp de cevap versem. Ben bekliyorum abicim, ben düğünü basacağım. Bir de bana davetiye göndermiş, unutma. Bak. Çam düğün salonu. Gideyim de dikeyim şunun çamını. Dik abicim, dik abicim, dik. Ulan amma dolmuşa getirsin herifi ha. Ne istedin lan elin garibinden? Asus yaktım ulan, vır 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 vır. Beynim ütüleri ya. Bir an evvel gitsin, derdimiz bize yeter abim, gel. Kardeş. Gelin tarafındanız kardeş. Aa, demek ki aynı saftanız, rahat rahat dedikodu yapabiliriz. Damat çok zenginmiş ha. Evet, evi varmış, arabası varmış, yatı varmış, katı varmış, diploması varmış, fazlası varmış. Eksiği yokmuş. Aa, ilahi kardeş. Ah, gelin ne şanslı vallahi kardeş. Damadın son model arabası varmış. Hem de araba ki ne araba. Demek damatla parası için evlendiği doğru. Demek ki eski sevgilisini de bu yüzden terk etti. Ay öyle deme kız. Belki de seviyordu çocuğu. Ay böyle koca bulmuşsan ben de severim şekerim. Sayın konuklarımız, bu gece burada iki gencimizin mürüvvetini görmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Biraz sonra gelinimizin amcası gelecek, geline dolama zincir takacak. Ondan sonra gelinimizin dayısı gelecek, gelinimize takılarını takacak. Sonra ben geleceğim programımızın son bölümünde, gelinimize beşi bir yerde takacağım. Sonra damadı çağıracağım, bir de damada takacağım. Kol saati takacağım. Yaşıyorum. Lan geline ben de takacağım. Eski sevgilisinden geline paslanmaz vurursa bıçak. Kim bu ya? Duymadınız mı? Gelinin eski sevgilisi. Aa, nereden çıktı lan bu yavşak? Sarhoş galiba. Herif burnuyla içmiş. Aa, 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 aa.
sen, ay sen. Aa, ulan sen beni yaktın, ben de seni yakacağım ulan. Oğlum ne Aysel'in? Ulan Aysel'in kimseye yar etme ulan. Oğlum ne Aysel'in, ne diyorsun sen? Ulan Aysel, gelin Aysel, kahve Aysel, hepsi aynı Aysel. Ne işte bu Aysel? Oğlum yanlış düşünüyorsun, bu Aysel değil, bu Canan, Canan. Canan mı? Canan ya, gel kızım, göster şeyini, yüzünü. Bak, Aysel'de böyle dudak var mıydı? Kusura bakmayın beyefendi ama siz yanlış düğünü bastınız galiba. Ama nasıl olur? Benim elimde davetiye var. Ver bakayım sen şu davetiyeyi. Bak kardeşim, burada çam düğün salonu yazıyor. Burası neresi oluyor yenge? Burası çan düğün salonu, çan çan. Demek ki ben yanlış gelmişim. Olur öyle şeyler canım benim. Ne bu yapma? Ulan ben o zaman kimin düşünü deşeceğim? Beyefendi neden kızı deşiyorsun? Yaranı deşmiş gibi olmayalım ama ne yaptı o kız sana? Ne yapmadı ki dayı? Beni kör kuyularına merdivensiz bıraktı. Ne kuy? Niye yaptı peki oğlum? Ben fakirdim, Aysel de zengin fakirden mezunu birisini buldu, aşkımızı tuz buz etti. Vay zalim, hem tuz hem buz ha? Suda ayrı zaman, buda ayrı zaman. Şimdi ikisi bir arada, Aysel'in moloz damat, tuzlu fıstıkları yiyip buzlu viskileri içerek benim halime gülüyorlar. Vah yavrum vah, pek talihsizmişsin. Ağlamak istiyorum. Niye ağlayacak mısın? Çok normal bir durum bu. Size bu mutlu devletlerine kararsın, ben artık gideyim. Bir dakika bir dakika, gitme. Nasıl normalmiş bu damat be? Basma ya, normal işte. Hiç de normal değil. Adam Ferhat olmuş denecek daha. Allah Allah, orada aslan gibi zengin çocuğu bırakıp da bu çulsuza mı varsaydın? Sus bakayım sen, sus bakayım. Ha. Nereden biliyorsun onun çulsuz olduğunu? Niye konuşuyorsun çocuk hakkında? Sözlerine dikkat et. Allah Allah, etmesen ne olur? İşte bu olur. Yapma, yapma, yapma. Ben artık gideyim. Bir dakika, bu mesele çözümlenmeden kimse bu salondan ayrılamaz. Dur bakayım sen, neymiş çözümlenecek olan damat bey? Siz bizim ailemizden ve şu adamdan özür dileyeceksiniz. Allah Allah, asıl siz birden özür dileyeceksiniz. Neredeyse ne yediği belli, sizlerin de balayla çıkacaksınız. Bir dakika da anlat bey, bir dakika. Sen şimdi benim kızıma orospu mu diyorsun? Evet diyorum. Milletim.